TGRT Ankara stüdyolarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Artık seçimlere sadece ve sadece 31 gün kaldı. Bir anda 2 aylık süre bitti. Sadece 1 aylık bir süre kaldı. Bir taraftan da partiler seçim beyannamelerini açıklıyorlar. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi vaatlerini sıraladı peşi sıra. Önümüzdeki günlerde 2 gün sonra Milliyetçi Hareket Partisi, pazar günü de AK Parti seçim vaatlerini sıralayacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde, oradan Almanya'ya geçecek hafta sonu ve 4 Ekim tarihinde de seçim vaatlerini açıklayacak. Gözler AK Parti'ye de çevrilmiş durumda. Bir taraftan tek başına iktidar olacak mı? Bir taraftan terör konusu, terörün beli kırıldı konusu, Suriye'de olanlar, bütün bunlara bakacağız. Önemli bir isimle Su ve Orman Bakanı Profesör Doktor Sayın Veysel Eroğlu ile. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Biz dinleyen herkes saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Akşamlar çok diliyorum. Teşekkürler. Sağ Nuri Bey, İhlas Medya Ankara Grup Başkanı. Nuri Bey siz de hoş geldiniz tekrar. Sayın Bakanım hayırlı olsun. İkinci kez dede oldunuz. Dede olduk. Evet. Torununuzu kucağınızda gördük. Evet, öyle oldu. Çok değişik Allah bir şükür. Duygu dediniz. İnanılmaz doğru, güzel bir hakikaten. Duygu. İkinci dedelik, torun. Dedelik bambaşka bir duygu hakikaten. Gerçekten mi çok bambaşka bir duygu? Bambaşka hakikaten öyle. Yani şimdi görmediğim zaman mesela ben de bugün Dinar'a gittim. Evet, şehidimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Kadir rahmet eylesin. Evet, onun tabii üzüntülü ama program vardı burada yetişeyim diye cenaze merasiminden sonra hemen yola çıktık. Yani torunu gelmeden görmeden buraya gelemedim yani. Çekiyor. O kadar yani iyi. Efendim Allah analı babalı büyütsün diyelim. Sağlık saat afiyet versin. Biz de tebrik ediyoruz tekrar. O yüzünüze yansıyan gülümseme çok dikkat çekici olduğu için onunla başlayalım, onu söyleyelim. Hem de hayırlı olsun diyelim. Efendim bugün tabii seçim beyannameleri de açıklanıyor bir taraftan ama siz de bugün şehit cenazesindeydiniz. Öncelikle terörle başlayalım. Evet. Aslında bir taraftan da terörle mücadele çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan Sayın Başbakan'ın terörün beli kırıldı sözü var. Evet. Bu ne manaya geliyor? Siz bunu Bakanlar Kurulu'nda konuştunuz mu? Evet. Önce bununla başlayalım. Çünkü bu çok eleştirildi. Sanki terörün belini kırmak suçmuş gibi de bir algı oluşturuldu. Yani şimdi muhalefet de ne yapsak tenkit ediyor. Dolayısıyla muhalefetin söylediklerine bakmamak lazım. Milletimiz zaten anladı. Özellikle terörle mücadelede 30 yılın en büyük mücadelesi yapılıyor. Bunun altını çizerek söylüyorum. En büyük mücadele, ciddi mücadele yapılıyor. Çünkü geçmişte İstihbaratlar vesaire dışarıdan geliyordu. Bir takım silah, mühimmat ihtiyacını dışarıdan temin ediyorduk. Evet. Nuri Bey hatırlarsanız. Evet, evet, evet. Hatta biliyorsunuz bazen ihtiyacı olduğu zaman ambargo uyguluyorlardı. Ne zaman ki hükümetimizle beraber sivil özellikle milli savunma ihtiyacı gördüğü bir takım silah, mühimmat, hatta tank, Altay tankları, Atak helikopterleri, insansız hava araçları, denizaltılar ve bir özel yapılmış piyade tüfekleri ve aynı zamanda Göktürk uydusunun uzaya fırlatılması gibi güdümlü bir takım füzelerin Türkiye'de yapılması gerçekten işin veçesini değiştirdi. Mücadelede. Özellikle o dediğiniz nüfuz edici bomba. Tabii nüfuz edici delerek bombalı. Geçen hani delerek dağı taşı geçen. Bombalamıyoruz yani daha, artık. Daha önce dağ taşı açık söyleyeyim. Tabii ben de geçmişte uzun dönem askerlik yapan bir kişiyim. Doğuda. Dolayısıyla 19 ay yedek subaylık yaptığım için. Biliyorum geçmişte maalesef dağ taşı bombalanıyordu ama şu anda istihbarat özellikle insansız hava araçlarıyla tam tespit ediliyor. Noktasal. Ve de kahraman silahlı kuvvetlerimiz bu teröristleri, bu hainleri inlerinde vuruyor. Hatta biliyorsunuz nüfuz eden bombalarla metrelerce derinliğe bomba orada infilak ediyor. Hatta o kadar çok cephanelik yığmışlar ki Kandil'de saatlerce yandığını cephaneliğin aslında görüyoruz. Geçmişte de yani belki dağ taş bombalanmıyordu ama geçmişte
sizin şu anda döneminizde sahip olduğunuz kadar savunma sanayinde güç milli, evet, bir, milli bir güç milli yoktu. Oran yoktu. Yani evet, şu anda %56'lardan konuşuyorsunuz. Yok, daha yani, fazla %70'e yaklaştı. İşte düşün. Yani çünkü, düşünün ki insansız hava araçlarını kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Oranın bütün aldığınız istihbaratları kendiniz yapıyorsunuz. Başka bir ülke size istihbarat sağlamıyor. Zırhlı araçlar vesaire. Bir de işin en ilginç tarafı jandarma istihbarat, MİT, Genelkurmay İstihbarat, emniyet, hepsi çok iyi bir koordinasyon içerisinde. Evet. Hayır, bunlar, bir de tabii ben gerçekten silahlı kuvvetlerimize, polisimize teşekkür ediyorum. Onlar bizim canlarımız. Özetle çok iyi yetişmişler. Özel kuvvetler, özel harekat, polisimiz, askerimiz gerçekten mükemmel şekilde yetişmiş. Yani onlar da tabii dağlara çıktığı zaman bütün teröristlerin korkulu rüyası. Evet. Yani efendim özellikle şey çok önemli, dikkat çekiciydi. Demin Nuri Bey'in söylediği, eskiden bize koordinatlar çok net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri tarafından veriliyordu. Dolayısıyla bizim neyi vurduğumuz belli değildi. Ama son dönemde terörle mücadelede yapılan açıklamada şunun altı çiziliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları ve Türk istihbarat birimlerinin yerel unsurlardan aldığı istihbaratın birleştirilmesi sonucu ve Rasat uydusundan tespit edilen görüntülerle. Yani 3 unsurda milli, istihbarat milli, uydu milli, ANKA milli, evet. İHA milli. Evet. Şimdi bir de nüfus edici bomba bir milli. Bir de şunu söyleyeyim. Tabii oradaki bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki vatandaşlar, bizim kardeşlerimiz, bin yıllık kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimiz PKK'nın zulmünden artık yaka silker noktaya geldi. Dolayısıyla onlar da onlar bak bu çok önemli. PKK'dan oradaki insanlar yaka silkiyor. Çünkü biliyorsunuz özellikle PKK çözüm sürecini istismar etti. Orada silahlandı. Bir takım mahalleleri işte ele geçirmeye çalıştı. Hatta bazı yerlerde çadırlar kurup orada o bölgenin insanlarından haraç toplamaya gayret etti. Haraç vermeyenlerin çoluğun çocuğunu, karısını, kızını, gelini çadıra götürdü. Yani dolayısıyla oradaki insanlar kamu düzeni sağlansın, devlet nerede demeye başladılar. Tabii biliyorsunuz bir anda devletimiz, hükümetimiz ciddi bir karar aldı. Bunu tabii Kandil evvela bozdu. Kandil biliyorsunuz orada polislerimizi, askerlerimizi şehit etti. DAEŞ keza bir subayımızı sınırda şehit etti. DHKPC aynı anda 3 tane maşa, bunlar tamamen maşadır yani. Türkiye'nin önünü kesmek isteyen, Türkiye'nin bu muhteşem yükselişinden, hele IMF'ye olan borcu tamamen ödeyip 5 milyar dolar borç verecek olmasından dolayı Batı'da bazı ülkeler ya Türkiye nereye gidiyor? Artık bu Türkler de çok oluyor demeye başladılar. Önünü kesmek için. Efendim araya girerek bir şey söyleyebilir miyim? Deminki sandıkla ilgili söylediğiniz, çok özür diliyorum. O zaman önemli bir şeye söylüyorsunuz ve 7 Haziran'la ilgili de öz eleştiri yapıyorsunuz. Tabii. Burada siz oturmuştunuz, yine birçok konuk bize demişti ki sandık güvenliği sağlandı. O zaman 7 Haziran'da bu sağlanmadı, böyle bir şey olmadı. Ya maalesef sandık güvenliği sağlanamadı 7 Haziran'da. PKK büyük baskı yaptı. Hatta bazı yerlerde ölen insanların bir oyunu kullanılmış. Yani oy kullanmayan insanların toptan %100'ü bakıyorsunuz bir yerde. Malum partiye oy vermiş gösterildi. Yani onlar tehditle, zulümle, korkutarak maalesef böyle yaptılar. Ama o bölgenin insanlarını ben çok iyi biliyorum. Çünkü bizim o bölgede çok büyük yatırımlar var. Gerek GAP'ın büyük kısmını Orman Su İşleri Bakanlığı yürütüyor GAP'ın. Evet. %80'i GAP'ın Orman Su İşleri tarafından yürütülüyor. Gerek Doğu Anadolu Projesi, DAP. Bunlar önemli projeler. Dolayısıyla ben orada girmediğim yol yoktur. Girmediğim ilçe yoktur. Köy. Köy yoktur. Şemdinlisinden tutunuz da daha şeye kadar, Surcun'a kadar her yere girdik. O vatandaşlarla kucaklaşıyoruz. Dolayısıyla vatandaşların oradaki özellikle çözüm sürecindeki huzur iklimine alıştı. PKK'nın bu zulmü dolayısıyla bütün vatandaşlar diyor ki ya bu aman bu operasyonlar devam etsin, kesintiye uğramasın diyor. Bakın birebir benim orada çok dostlarım var. Yani o bölgede halk operasyonlar devam etsin, kesintiye uğramasın. Kesinlikle bakın halk orada diyor ki oradaki insan artık bu PKK'nın zulmünden bıktık. Bunlar haindir.
Bizler öldürüyor zaten. Millet de tabii de, eskiden bu kadar medya yoktu. Şu anda her şeyin haber alınıyor. Bakın şu anda medya hemen PKK'nın içindeki düşman unsurları, ajanları, devletlerin ajanlarını kimler olduğunu tespit ediyor artık. Gözlerini sürüyor. Yani PKK tamamen bazı Batı ülkelerin maşası durumda olan bir Marksist, Leninist bir örgüttür. Tamamen terör örgütüdür. Tamamen oradaki insanları yok etmek için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ve Asala'dan sonra kurulmuştur. Asala, bu maksat nedir? Orada bir taban olsun diye. Asala'nın tabanı olmadığı için böyle Asala'yı PKK olarak dönüştürdüler. Ve neticede görüyorsunuz kimisi ölürken haç çıkarıyor. Fakat en büyük, kimisi, en büyük zararı da Kürtler görüyor. Tabii tabii. Zaten yani efendim, o bölgede onların, yaşayan onların insanlar. Mesela sizin bölgede, sizin bakanlığınıza bağlı harika yatırımlar var. Çok müthiş. Yani müthiş. Ya, müthiş yatırımlar. Öyle müthiş yatırımlar yapıyorsunuz evet. Oralarda. Fakat insanlar bunun keyfini, zevkini yaşayamadan. Yaşayamadan maalesef. Tabii yani. Hayır, maksat şu zaten. Onların da şeyi özellikle birbirini öldürsünler şeklinde bir plan var. Yani esasen bunun bir tarihçi gözüyle baktığımız zaman Karlofça'dan sonra da özellikle Batı bir plan yaptı. Neler ya, bunları bir silahla yok edemiyoruz. Bunları bir şekilde böl parçala yurt diye, adına da fazla şey olmasın diye, şuyu bulmasın diye şart meselesi dediler. Şart meselesi denilen bu bizi bu vatandan tamamen imha etmek veya ortasıya tekrar sürmek için yapılan bir plandır. Ruhu şudur esası, böl, parçala, yut. Bunun için dikkat ederseniz hep bu bölgede bir takım hareketler oluyor, öldürmeler, tehdit, yani terör örgütler hep bu bölgede sahneleniyor. Yani PKK neyse DAEŞ de aynı ben. PKK'yı birileri besliyor, DAEŞ'i başka birileri besliyor. Sayın Bakan, biz 8 Haziran sabahı, evet, seçimlerden hemen sonra Türkiye'de bir tablo oluştu. Bu tabloda partiniz %41 oy aldı. 41. Neredeyse meclisin büyük bir bölümünü teşkil etti. Aslında %35'te bir zamanlar siz iktidar oldunuz. Tabii %34'te iktidar oldunuz. Evet, doğru. Ama HDP'nin barajı aşması, dört partili olması böyle bir sonucu getirdi. HDP'nin barajı aşması aslında hepimizde bir umutlandırmıştı. Yani evet. Bak, bölgede Kürtleri temsil ettiğini iddia eden bir parti 80 milletvekiliyle geldi, barajı da aştı. Artık 8 Haziran sabahı döner PKK'ya bir çağrı yapar. Der ki arkadaş, ben artık Kürtleri ben temsil ediyorum. Sorunlarını da burada çözeceğim. Sana gerek kalmadı. Derhal silahını bırak, kendini tasfiye. Öyle bir şey olmadı. Olmadı. Hatta dediler ki arkamızda PKK var dediler yani. Bugünkü pozisyonlarını, terörün tırmandığı bu ortamda. Çünkü terör onların seçim yaptığı bölgeyi de etkiliyor. Yani onları da etkiliyordur herhalde. Tabii onlar mutlaka onları da etkiliyor. Etkiliyor. Onların bu süreçteki HDP'nin tavrını nasıl buluyorsunuz? Bu süreçteki tavrını nasıl Şimdi buluyorsunuz? HDP samimi değil bakın. Yani özellikle ya bir denildi ki bir noktada, hatta biliyorsunuz bazı partiler bile beyaz Türkler tabir edilir. Ben öyle bir şey kullanmak istemiyorum ama öyle tabir ediyor. Hatta CHP'den CHP Genel Başkanı'nın ya burada bir kısmımızı tamamen CHP'liler HDP'ye oy versin, barajı assınlar dediklerini dahi bir duyanlar var yani. Bana bilgi geldi İzmir'de. Dolayısıyla sonra pilav verildi efendim yani tabii, çok açıklandı aslında. Yani açıklandı, hatta CHP milletvekilleri ben HDP'ye verdim dedi. Düşünebiliyor musunuz? Kutlandı ama kutlandı. Şimdi de ama CHP diyor ki HDP'ye verilecek bir oyumuz bile yok. Hani bu herhalde büyük şehirlerdeki oy oranını konsolide etme anlamına geliyor. Bu sefer farklı bir yol izleniyor farklı gibi. Farklı bir yol izleniyor gözüküyor ama tabii bir üst akıl var bakın, üst akıl. Yani özellikle CHP'yi, hatta HDP ve MHP'yi yöneten üst bir akıl var. Dikkat ederseniz hepsi bir anda üst akıl ne talimat verirse o istikamette gereğini yapıyorlar. Üst akıl dedi ki CHP'ye bir kısım oyları HDP'ye vereceksin dedi. Ve de paralel yapıya talimat verildi. HDP'nin milletvekili çıkarması olan yerlerde
bizzat hedefi de destekleyeceksiniz dendi. Yani bunları biliyoruz. Yani şahidiz. Yani paralel yapı dahi HDP'yi 7 Haziran seçimlerinde destekledi. Ama tabii onların hile destekleri boşa çıkacaktır yani. Yani onların bir planı varsa Cenab-ı Allah'ın da bir planı var. Bakın ben şunu yürekten inanarak söylüyorum. Tarihi sürece baktığım zaman 300 yıllık son çağ tarihiyle ilgili araştırmalarım olduğu için tarihteki tezim de son çağ. Dolayısıyla baktığım zaman Türkiye'nin bahtı açık bak. Kim ne yaparsa yapsın Türkiye'nin en önüne hiçbir engel koyamayacaklar. Türkiye çok daha büyüyecek. Bunu inanarak söylüyorum ya. Yani terörün pik yaptığı en yüksek zamanda bile 3.8 büyüme çıkmış. Tabii işte düşünebiliyor musunuz? Yani milletin eksi doldu. Ayrıca şunu ifade edeyim. Terör örgütü hakikaten Sayın Başbakanımız ifade ediyor. Tabii bakanlar kuruluna, tabii başbakanımıza, cumhurbaşkanımıza daha çok bilgi geliyor. Ama bakanlar kuruluna ki bilgilere göre terörün beli kırılmıştır. PKK'nın beli tamamen kırılmıştır. Çünkü çok büyük özellikle etkisi hale getiren çok sayıda terörist var. Bunların sayısını şu anda söylemek tabii istemiyorum. Zaten orada efendim değil ama, mi? Marjinal ama hale getirmek. Esasen bir takım cephanelikleri de tamamen imha edildi biliyorsunuz. Ayrıca şu anda son çırpınışları. Ben diyorum ki özellikle bazı içindeki yani bir şekilde kaçırılmış, daha kaldırılmış olan, daha götürülmüş orada mecburen orada kalanlara da şunu söylüyorum. Ya da yuvanıza dönün, bırakın silahı, yuvanıza dönün. PKK sizi ölüme götürüyor. PKK özellikle asla Kürtlerin temsili değil. Kürtlerin, Kürt kardeşlerimizin, kardeş diyoruz bakın, Kürt kardeşlerimizin de en büyük düşmanıdır. Daha çok düşman. Çünkü PKK'nın hedefi ne biliyor musunuz? PKK iki şey hizmet ediyor. Birincisi Ermeniler ve Ermeni lobisi destekliyor. Oralar bir şekilde terör dolayısıyla boşalsın, göçe zorlansın ve Doğu Anadolu'daki nüfusu azaltalım. Orada gelecekte bir Ermeni devleti kuralım ideali var. Bir. İkincisi İsrail'in bir arz-ı me'ud diye kendilerinin Siyonizm'ini ortaya attığı vaat edilmiş topraklar. İşte Nil'den Fırat'a kadar toprakları ele geçirmek için özellikle dikkat ederseniz hep o bölgede insanlar birbirini kırıyor. Bakıyorsunuz ölen de Kürt, öldüren de Kürt. Ölen de Müslüman, öldüren de Müslüman. Çünkü arada tahrik edenler var, yönlendirenler var. Onları eğiten ajanlar var. Hangi ülkenin ajanları olduğu da ortada. Tabii ben burada bir devlet adamı olarak bunları açıklamam doğru değil. Ama milletimiz bunlar hangi ülkeler silah veriyor, silah desteği veriyor. Hatta bazı ülkelerde özel silahlar yapılıyor PKK'ya göndermek için. Bunları hep biliyoruz. Ama ben diyorum ki sevgili kardeşlerim, aziz milletim, düşmanlarının bütün gayesi böyle parçalamak, yutmak sizler. Dolayısıyla bu oyuna gelmeyin, uyanın ve neticede birlik, beraberlik, kardeşliğimizi inadına daha da pekiştirerek daha büyük bir Türkiye'yi hep birlikte yapalım. Çünkü ben şunu gördük, Balkan Harbi'ne baktığım zaman benim bir dedemin kardeşi 1911 Balkan Harbi'nde şehit düşmüş. Ama baktığım zaman Diyarbakırlı Hasan var. Benim dedemin adı Mehmet, öbür tarafta Diyarbakırlı Hasan. Halepli Mehmet var. Düşünebiliyor musunuz? Saraybosnalı Musa var. Yani netice itibariyle Çanakkale'de keza, Çanakkale'ye baktığın zaman Osmanlı coğrafyasının her yerinden bu bayrak için, vatan için düşman çizmesi evet. Bu vatana, topraklarına basmasın diye canlarını seve fedan edenler. Belki de PKK'nın veya onu yöneten üst akıl hesap edemediği şey de tam da burada yatıyor. Yani bu millet Çanakkale'de 250 bin şehit vermiş. Bu millet şu ana kadar Doğu ve Güneydoğu'da bu işte 40 bin tane şehit vermiş. Evet. Şehitler tepesi hiç boş kalmamış. Yani bu asırlardır millet... şehit verdik. Şehidi olmayan ya. Ev yoktur bak. Yani şehit olmayan ev yoktur. Bu kapalı bir yol yani. Bunun sonu yok.
Bu ülke, bu topraklar hep şehit. Şehitler. Çünkü bu ama şunu ifade edeyim. Bu topraklar gerçekten dünyanın en stratejik noktasındayız. En önemli bir yerdeyiz dünyanın. Dolayısıyla pek çok ülkenin gözü var. Dolayısıyla burada ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktan geçiyor. Bir, iki, birlik, beraberlik, kardeşliğimizi muhafaza etmekten geçiyor. Madem ki Çanakkale'de destanı hep birlikte yazdık. Stilalarında hep birlikte yazdık. Malezgirt'te hep birlikte özellikle zaferleri elde ettik. Dolayısıyla hep birlikte hiçbir şekilde kardeşliğimizden fedakarlık yapmayarak geleceğe doğru daha da kucaklaşalım. Efendim o zaman siz de söylediniz şimdi. Yola devam etmemiz lazım. Belki Türkiye'nin petrolü yok ama Türkiye'nin petrolünün aslında siyasi istikrar olduğu tırnak içerisinde söyleniyor. Şimdi 7 Haziran'da 1. parti ile 4. parti yarıştırıldı. Belki sizin o söylediğiniz üst akılın verdiği strateji böyleydi. Dolayısıyla evet, meclise tabii. 4 parti girince o zaman %41 oy oranı, hatta Nuri Bey söyledi %34 ile anayasayı değiştirecek çoğunluğa 2003'te tabii sahip olan bir AK Parti %41 ile tek başına hükümet kuramadı. Efendim, belki işte İngiltere'de diğer yerde belki de biliyorsunuz doğru. Koalisyon yasaklandı. Şimdi doğru efendim, bir şeydir yani. Efendim şimdi hani oy oranından daha fazla meclisteki sandalye sayısı evet. Çok önemli. Şimdi 7 Haziran'dan farklı 1 Kasım'da ne olacak? 1 Kasım'da bu Türkiye petrolü veya tırnak içerisinde siyasi istikrarı tekrar nasıl elde edilecek? Bazı iddialar var 7 Haziran'dan farklı olmayacağı yönünde. Bu nasıl gerçekleşecek? Şimdi, sizin hangi farkları ortaya koyacaksınız? Seçim bildirgesinde özellikle pazar günü. Şunu ifade edeyim. Yani bir kere vatandaş bizzat koalisyonun ne olduğunu anladı. Çünkü gençler var ya koalisyon nedir bilmiyor. Hatta çoğu internete bakmış. Koalisyon nedir diye. Yani koalisyonun ne olduğu belli değil. Koalisyon daima sıkıntılıdır. Ve tek başına iktidara göre bir gelişme sağlanamıyor. Yani her parti, hükümetteki her parti ayrı telden çalıyor. Yani evde, düşün bir evde herkes ayrı telden çalarsa o evde huzur olur mu? Evet. Dolayısıyla koalisyon böyle. Hatta koalisyonu geçen gün bir karikatürde çok güzel bir şekilde çizmiş. Bir at arabasına 3 tane at bağlamış. Birisi bir tarafa çekiyor, birisi bir tarafa, birisi öbür tarafa. Aynen böyle koalisyon. Dolayısıyla bana göre millet bir istikrar istiyor. Yani gittiğim yerlerde biz çok gerçekten yanlış yapmışız. AK Parti'ye bir özellikle hafifçe kulağını çekelim dedik ama maalesef kulağını koparttık şeklinde diyenler var. %41 az bir oy değil. Bir kere vatandaşta böyle bir pişmanlık var. İkincisi bazı partilerin vaatlerinin boş olduğunu da anladı. Yapacak şeyleri yok yani. Dolayısıyla onu anladı. Üçüncüsü de iş adamları bilhassa gerekli memurlarımız, işçilerimiz vesaire yani Türkiye'deki sanayiciler bunun istikrarının önemini çok iyi kavradı. Bakın ihracat, ekonomik gelişme, büyüme, tek parti iktidar olduğu zaman görüyorsunuz dünyada kriz varken Türkiye krizi 2008 krizini yaşamadı. Yaşamadı yani. Dünyada kriz var. Tayyip Bey teğet geçecek deyince biz bile inanmamıştık yani. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken kriz Türkiye'den teğet geçeceğiz dedi. Herkesi inanmadı. Ama efendim hayal Amerika'daki dedi. Tabaktaki biftek yaraya indi Amerikalı'nın doğru, bifteği. Doğru Amerika'nın yani, evet. Yani gerçekten. Banka bunların... bakın Amerika'da Avrupa'da kaç tane yüzlerce. Hala şu anda Avrupa'da birçok ülkede eksi var. Doğru. Eksi var. Yani. Eksi büyüme var. 3.6 şöyle bir dönemde müthiş bir şey. Biz mesela ben geçen dönem 4.4'lük büyüdük yani. Evet. Bu gerçekten müthiş ve nüfus artmasına rağmen. Sayın Bakan tüm bunlara istihdam. Baktığımızda. Yani 7 Haziran'dan farklı olarak bu tür sonuçları bekliyorsunuz. Şu yani söylediğiniz gerekçelerle. Kesinlikle peki, artacaktır. Peki şunu söyleyeyim ben size. Yani seçmen size oy veren seçmenin bir bölümü. Evet. Yaklaşık %8'lik, 9'luk bir bölümü. Sizi ikaz etmek istedi hafifçe. Doğru. Tamam. Yani peki siz bu ikazları aldınız mı? Bir. İzin evet, verin tamamlayayım sorumu. Tamam. Siz bu ikazı aldınız mı? Bu ikazların ben resmen, kısmen
milletvekili listelerine ve MYK listelerine yansıdığınızı gördük, biz hissettik. En azından partiyi iyi tanıyan, 13-14 yıldır Ankara'da takip eden bir gazeteci olarak milletvekili listelerinize MYK'ya bunu yansıttığınızı, kısmen yansıttığınızı gördük. Parti programına veya şöyle söyleyeyim, seçim beyannamenize hangi ölçüde yansıyacak bu? O ikazları aldı mı partiniz ve bunu gereğini yapıyor mu şu anda? Yapacak mı? Şimdi Nuri Bey, kesinlikle ikazları aldık. Kendimiz de bir nefis muhasebesi yaptık. Yani öz eleştiriyorlar ya. Evet. Bunu yapmazsak zaten olmaz yani. Elbette bizlerin de mutlaka eksikliği vardır. Ama niyetimiz halisti. Hı hı. Niyetimiz halis. Ancak ben de zaten özellikle toplantılarda ifade ettim. Geçen dönemdeki gerek MYK olsun gerekse milletvekilleri listesinde vatandaşlar yani bunlar uygun olmadı diye söylediler. Ama bu dikkate alındı ve gerçekten her açıdan baktığımız zaman bütün listelere %100 tabii tatmin edici bir şey bu söylemek. Ama epey oranda, büyük ama oranda değişiklik. En azından %90 nispetinde gittiğim yerlerde tamam, bu sefer listeler güzel olmuş. MYK'da ufak tefek eksiklikler olsa da isabet var büyük oranda. İsabet, büyük isabet var. Evet. Yani büyük isabet o var. O şeye de yansıyacak yani mı efendim? Kesinlikle seçim beyannamesine. Seçim beyannamesine yansıyacak. Oradan bize birazcık ipuçları verin efendim. Şimdi pazar günü ne olacak? Beyannamesini Sayın Başbakanımız şey yapacak. Evet, ama ben tabii bir takım ekonomik konularda yetkili değilim ama yatırımlar konusunda derseniz bunları hemen onlara geçeceğiz izah efendim. Edebilirim yatırımlar konusunda. Evet. Ve inanın biz şu anda bütün Türkiye için gelişim kalkınma projeleri hazırladık. GAP gibi artık Akdeniz Gelişim Projesi, Ege Gelişim Projesi, Trakya, Tragep, İç Anadolu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz. Bütün sizden kalkınma, korkulur efendim. Bin günde bin göl yani, dediniz. Bakın şu tamam, mesela onu... Ege bölgesinin bütün evet. bölgesel projeler, bu sadece biliyorsunuz Türkiye'de genelde GAP'ın ismi vardı. GAP. Evet. Eskiden başladığı için. Ama GAP'ı da bitirecek olan biziz. Bu bittiği zaman ekonomi yılda 6,6 milyar dolarlık, milyar dolar yılda katkı bir katkı sağlayacak. Sadece çiftçilerimizin cebine 2,2 milyar TL milyar TL'lik bitti bir, galiba değil mi? GAP büyük ölçüde şöyle, GAP'la ilgili kısa bir bilgi vereyim. Hatta size bununla ilgili çok özet bir bilgi de sunarım. Sulama faydası şu. Bu GAP'la ilgili şöyle, GAP tabii daha önce başlamış. Biliyorsunuz evet. GAP'ı kaptırmam diyen siyasetçilerimiz de vardı ama evet. tabii GAP'ta büyük ölçüde adeta kaplumbağa hızıyla yürüyordu. Evet. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken 27 Mayıs 2008'de hatırladığım kadarıyla bütün hepimizi Diyarbakır'da topladı ve birinci GAP eylem planını açıkladı. Ve bu 2014 yılı sonunda eylem planı %90 gerçekleşti. Tamam. Hatta biz 2018 yılı büyük sonunda bölümü tam 2019 büyük bölümü sizin bakanlığınızda. Bakan büyük bölümü bizim. 2000 Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu da Dünya Kadınlar Günü'nde bu sene ikinci GAP eylem planı hazırladı, açıkladı. Bu plana göre burada da var ve inşallah biz 2019 yılında GAP'ı hedeflerini yakalayacağız. Efendim o zaman pazar günü siz ekonomik vaatlerle ilgili ciddi bir açıklama yapacaksınız. Bugün CHP'nin şeyi ilginçti, sloganı. Önce Türkiye. Yani hani biz CHP'den önce iktidar her şeyi bıraktık. Önce Türkiye'yi düşünüyoruz manası ve gençlerle öncelik vermesi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun. O zaman sizin... Biz de diyoruz her şey millet için. Evet. Her şey millet için diyoruz. Biz milletin hizmetkarıyız diyoruz. Siz bugün şeyi izlediniz mi Sayın Kılıçdaroğlu'nun? YF'nin programını izlediniz mi? Seçim beyannamesini izleyemedim. Çünkü ben maalesef bir dinarda bir şeydimiz vardı. Hep yoldaydım. Dolayısıyla izleme imkanımız olmadı. Öyle üzeri çıktım ve şimdi oradan direkt buraya geldim. Çünkü Dinar, Ankara evet. Dinar 3,5 saat sürdü.
Evet. 3 saat, 3,5 saat. Hı. Dönüşte 7 saatlik bir yoldan geldim yani. Dolayısıyla takip edemedim. Şimdi Ankara'da da... Ankara'da 12 Ekim'de başlayacak bir uluslararası, sizin de bakanlığınızın taraf olduğu bir çölleşmeyi. Çölleşme ile mücadele sözleşmesinin tarafları herhalde Ankara'da bir toplantı gerçekleştirecekler. Birleşmiş Milletler çölleşmeyle ilgili. Artık o zaman bakanlık konularına geçiyoruz değil mi Nur? Yok. bu çok güncel olduğu için sorduk. Çocukla sorabiliriz. Bu önemli toplantı hakkında neler söyleyeceksiniz? Şimdi, bu toplantının ev sahibini siz mi yapıyorsunuz? Biz yapıyoruz. Efendim şöyle ifade edeyim. Türkiye özellikle ağaçlandırma, erozyon kontrolü, çölleşmeyle mücadelede sadece Türkiye'de değil, pek çok ülkelere, Orta Asya'ya, Balkanlara, Kafkaslara, hatta Afrika'ya büyük destek veren bir ülke. Dolayısıyla bu konuda biliyorsunuz ağaçlandırma konusunda Nuri Bey biz dünya rekoruna imza attık. Evet. Yani şu ana kadar 12 yılda 3 milyar 250 milyon adet fidan toprakla buluşturulan bir rekor. Çin ve Hindistan'dan sonra 3. sıradayız. Tabii onların alanı büyük, yarışmamız mümkün değil. Bu çok önemli ve bu hızla devam ediyor. Hatta OECD Genel Sekreteri Angela Gruya geldiği zaman Türkiye'deki çölleşme ve erozyonla mücadele ağaçlandırmada dünya lideri diye söyledi. Barco'da zaten şu an girdi efendim o evet, sizle ilgili yaptığı diye söyledi. Söyledi. Hakikaten biz bu yüzden 2013 yılında Birleşmiş Milletler'de 3 yılda bir yapılan Dünya Ormancılık Zirvesi ve Forumu. Onu biz gittiğimizde hep 27 yıldır hep New York'ta Birleşmiş Milletler Merkezi'nde yapıyormuş. Ben gittiğim zaman da dedim ki biz bunun bir dahaki forumu ve Dünya Ormancılık Zirvesi'ni Türkiye'de yapmak istiyoruz dedim. Genel Kurul'da Birleşmiş Milletler'de New York'ta. Ve alkışlandı. Sadece bir ülkenin bakanı itiraz etti. Ama Afrika'dan bir hanım bakan öyle bir sert cevap verdi ki Türkiye diye hakikaten neticede biz ilk defa Birleşmiş Milletler'in Dünya Ormancılık Forum ve Zirvesi'ni Türkiye'de yaptık. Cumhurbaşkanımız açmıştı başbakanken. Şimdi bu sefer taraflar çölleşme ile mücadele taraflar konferansı var. Bu çok büyük bir konferans. Bütün devlet başkanları, bütün bakanlar, parlamenterler geliyor. Ve neticede 12. Taraflar Konferansı'nı Türkiye'de yapalım diye teklif ettiğimizde Birleşmiş Milletler çok memnun oldu. Çünkü Türkiye bu konuda çok başarılı. Yaptıklarımız var, yapacaklarımız var, hedeflerimiz var. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de yapılmasına karar verdi. Yani. Bunu karar veren Birleşmiş Milletler. Bu yüzden biz 2 yıl bu dünya çölleşmeyle mücadele taraflar konferansının ev sahipliğini ve liderliğini yapacağız. Evet. Ne kadar önemli. Bakın eskiden Türkiye'nin esamesi okunmazdı bu konularda. Şimdi size soruyorum Nuri Bey. Evet. Bundan 12-13 yıl önce ya bir G20 zirvesinin ev sahipliğini, gelişmiş 20 ülkenin ev sahipliğini Türkiye yapacak zamanı gelince deseydik inanan olur muydu? Olmazdı. Belki biz mi inanamaz. Evet. Ama bakın Türkiye nereden nereye geldi. Evet. Bu sene G20 zirvesini Kasım ayında yapıyoruz. Türkiye'de yapılacak. Evet ve işte 12-23 Ekim tarihlerinde COP12 yani çölleşmeyle mücadele taraflar 12. taraflar konferansının ev sahipliğini Türkiye yapıyor. Liderliğini 2 yıl Türkiye yapacak. Efendim Nuri Bey ona girdi ama bir tane benim notlarıma bakıyorum. Bir önemli soru var. Bu çok tartışılıyor. Özellikle CHP de bunu çok eleştiriliyor. HDP de eleştirdi. Hatta Kandil dedi ki seçim yapılamaz. Bu sandıkların taşınması, sandık güvenliği. Evet. Bununla ilgili hem MKYK'da partili yetkili kurullarında konuştunuz. Bu konuyla ilgili muhalefetin ciddi eleştirileri var. Sanki... Hani oylar başka yere gidilip oylar onlar götürülürken değiştirilecek başka noktalara çekiliyor. Bu nedir? Doğru bir şey değil biliyorsunuz. Seçimden de sorumlu ilçe veya illerdeki hakimlerdir. Yani seçimle alakalı hakimler. Seçim kurulu başkanları var. Onlar karar veriyor.
biliyorsunuz özellikle Cizre'de bir iki mahallede sıkıntı olduğu için seçim güvenliği sebebiyle başka mahallede oy kullanılmasını hakimler tarafından öngörüldü. Bunu çok eleştirdiler. Ya bunun sanki orada kullanırsa oylar AK Parti'ye mi gelecek? Böyle bir şey yok. Sadece seçim güvenliği açısından, yani bilhassa PKK'nın ve de onun Türkiye'deki unsurlarının baskısını önlemek için alınan bir karar ve bizim dışımızda, yani partinin aldığı bir karar değil. Anladım. Bunu niçin tenkit ederler onu da anlamak mümkün değil. Zaten şu anda bütün illerde, ilçelerde gerek silah kuvvetlerimiz, gerekse polisimiz, emniyet teşkilatımız bu şehirlere yerleşen PKK unsurlarını süpürmek için bir çalışma başlattı. İnşallah seçimlerde güvenli bir şekilde yapılır diye bekliyoruz. Bizim arzumuz şu: biz seçimleri herkes hür iradesini sandığa yansıtsın. Talebimiz bu. Başka bir şey değil. Hür iradesi, baskı olmasın. Korkutma olmasın. Bu Kemal Bey'in bugünkü vaatlerinin içerisinde orman köylüleriyle ilgili bir vaat vardı. Orman köylülerinin sağlık primlerini devlet ödesin. Bunlar sağlık güvenceleri yok. Devlet tarafından ödenecek diye. Sizin bakanlığınızın alanıyla ilgili. Bu öneriyi nasıl buldunuz? Şimdi tabii bizim de seçim... Primlerin devlet tarafından ödeneceğini söylüyor. Şimdi şöyle tabii bu kanun meselesi. Onu kendisinin bir kere biz CHP'nin yapamayacakları vaatlerin peşine takılacak değiliz. CHP'nin böyle bir şansı yok ki. Yani kalkıp da bunu yapacak. Yani onların vaatlerini ele almak, bir de gündeme getirmek bile doğru değil. CHP'nin iktidara talip olmak gibi bir şansı var mı? Koalisyon ortağı. Koalisyon. Bakın AK Partisiz bir hükümet kurulamayacak. Bunu açıkça hani söyleyeyim. 25 ve olursa şimdi %30'u mu hedefliyor? Milletimizin teveccühüyle verdiği son zamanlarda CHP'nin tutumunu, MHP'nin tutumunu ve HDP'nin arkasına, PKK'nın arkasına gizlendiğini dikkate alan aziz milletimiz tamamen reyni istikrardan yana, kalkınmadan yana, gelişmeden yana ve dolayısıyla AK Parti'den yana kullanacaktır. Evet. Dolayısıyla ben şahsen CHP Genel Başkanı ne demiş hiç önemi yok. Kıymet harbiyesi yok diyorum buradan. Neden? Ana muhalefet onlar, partisi lideri ama efendim. Olsun efendim, yapacak gücü yok ki bakın. Ben mesela İzmir milletvekiliydim. Orada milletvekili olduğumuz 7 Haziran'da aday olduğumuz zaman biz İzmir için şunlar yapacağız dedik. Yapıyoruz gümbür gümbür. Yapacağız da orada 466 tane projemiz var. Hepsini yapacağız 2019 yılına kadar. Ama dedim ki Hodri Meydan, Kemal Kılıçdaroğlu İzmir için İzmir milletvekili. Ben birinci bölgeden adaydım, o ikinci bölgeden. Şimdi ben Afyonkarahisar'dan adayım. Şimdi ne var İzmir için, ne vaat etti? Afyonlar sevindi mi? Afyonlar sevinmişler. Tekrar Afyon'a döndünüz. Evet, Binali Bey geçti. Afyonlar sizi çok seviyor. Ben bir kongrenize gelmiştim. Afyon sağ olsun. Bütün. Ama Uşak Kütahya'ya da gideceksiniz galiba, tabii, değil mi? Uşak Kütahya. Çünkü ben gördüm. Kütahya'ya gittim. Uşak, Isparta, Burdur. Kongreye katıldım. Manisa'ya katıldım. Orada gördüm. Ama yok, İzmir'den adayken de Nuri Bey Afyon'u bırakmadı ki Sayın Bakan hiçbir zaman. Size müthiş bir muhabbetleri var. Bütün Türkiye'ye hizmet ediyor. Efendim çok soru geliyor da şunu sorayım. Bu kadroyu soruyorlar. Çevre mühendisi alınacak mı diyorlar. Başka alınacak mı diyorlar. Bir de bu meteoroloji personeline tazminat, havacılık tazminatı ya verilecek. Işte çok fazla meselesi geldiği için. O meteorolojinin hakkı de hakikaten yurt dışından gelen bir kaynaktır. Çünkü bu uçuşlarda uçuş güvenliği için meteorolojinin büyük rolü var. Bazı birimler alıyor. Kanun çıkmış ama biz maalesef ki kanun teklif ettik ama biliyorsunuz bazı kanunlar meskav erken kapandığı için Çıkamadı. Dolayısıyla ama meteorolojinin, meteoroloji çalışanların bu hakkı olduğuna inanıyorum. Tamam. Bir de yurt dışından geliyor yani bu bu hazineden çıkacak hazineden şey çıkmıyor. Değil. Türkiye'nin öz kaynağından çıkmıyor. Yok değil. Tamam. Tabii diğer mühendislere de her yıl belli kadro tahsis ediliyor bütün
Tabii daha önce ben çok çevre mühendisi aldım. Çevre Orman Bakanı iken. Ama evet. Şimdi çevre birimi çevre şehirciliğe geçtiği için onlar alıyor. Ama biz de nispeten, ben de bir çevre mühendisliği bölümü hocasıydım. Onları da seviyoruz. Biz de nispeten bir miktar alıyoruz ama daha çok kadro açılsa orman için. Ormana çok kadro açtık, orman mühendislerine. Hakikaten çok talep var ama tabii her mezun olanda devlet kademesine almak da mümkün olmuyor ya. Yani. Çünkü bir yarış var. Keşke alınabilse ama mümkün olmuyor. Ormanların hani alanını çok arttırdık. Orman anlamında. Ama çok orman onlara, çok o orman ağaçların mensal. Dikilmesi bu sene çok, bu sene yangında durumunuz iyi herhalde. Rekor kırdık. Dünya rekoru bizde. Az yangında. Rekor evet, derken yanlış anladım. Yani. Evet. Yani bu sene başarıda orman yangınları mücadelede dünyada en başarılı ülke biziz. Allah'a şükürler olsun. Yani çok büyük bir mücadele verdik. Aslında hava bazı çok sıcaktı bazı bölgelerde son zamanlarda. Ona rağmen çok az bir, eskiden yaklaşık yılda 10 bin hektarlık bir alan yanardı. Bu sene bu rakam çok, 2500'lere indi. 1/4'e kadar indi. Şimdi size sorsak, siz saatlerce ben biliyorum size 6 saat burada konuşsanız bitiremezsiniz projelerinizi. Ama ben Veysel Eroğlu, ya su profesörü olarak adlandırır bu millet sizi. Şu anda sizin devam eden, çok önemsediğiniz en stratejik projeler hangileri? Türkiye'de devam eden, sizin alanınızla ilgili birçok proje devam ediyor sessiz sedasız. Evet. Şimdi, en önemli birkaç tanesinin üzerinden. Tamam, hemen söyleyeyim. Geçelim. Şimdi efendim, evvela genel olarak bakalım. Biz Türkiye'de çok büyük projelere imza attık. Yani yaklaşık ben 2600 tane sırf DSE'de baraj, gölet, sulama tesisi, içme suyu temin tesisi gibi tesis yaptık. Bu aslında bir dünya rekoru. Hatta 1000 günde 1000 gölet ve sulamasıyla dünyada örnek bir hamle gerçekleştirdik. Bu neden? Yarışarak oluyor. Yani gece gündüz çalışarak. Bilgi, tecrübeyle oluyor bu işler. Yani böyle kendiliğinden olmuyor. Dolayısıyla şimdi biz büyük, çok büyük bir proje hazırlayalım dedik. Bir kere az önce söyledim GAP, Doğu Anadolu Projesi, DAP, onlar çok hızlı yürüyor. Ama şu anda bizim KOK projesi diye çok muhteşem bir proje var. Yaklaşık olarak 1.100.000 hektarlık bir alanı sulayacak olan muazzam barajlar, mavi sulama testleri, mavi tünel. Bunlar hayaldi. Bunların hepsini bitirdik. Geri kalan da 2019 yılına sonuna kadar bitireceğiz. Hatta ben merak ettim. Ya bu Osmanlı zamanında başlamış bu hayal. Hayalmiş yani. 1900'lü yıllarda yani buraya Konya Ovası'na su getirme şeklinde. Allah'a şükürler olsun. Bunu başardık. Hatta bir tarihçi gözüyle de, hem mühendis hem tarihçi gözüyle de bu KOP'un hikayesini yazdım. Asırlık Rüya KOP diye. Bunu ben evet. Bu kitabı size, Nuri tamam. Bey meraklı, müsaade ederseniz Nuri Bey'e evet, teslim ediyorum. GAP'ı ben aldım, KOP'u Nuri Bey alsın efendim. Tamam. Şimdi, tabii bunun dışında Çoruh Nehri azgın bir şekilde, Türkiye'nin en azgın nehriydi. Akıyordu. Çoruh'la ilgili bütün projeleri yapıyoruz şu anda. Başta Muratlı, su basıyordu Borçka, ondan sonra tabii, değil mi? Borçka. Geldi Derner, değil mi mevsim? Dünyanın sayılı projesi Derner. Bunları yaptık. Arkun Barajı ve şimdi Artvin PKK'yı Barajı. En çok rahatsız eden bakanlardan biri sizsiniz. Devam ediyor mu o barajlar? Devam ediyor. Hepsi, yani devam ediyor. Yani devam edecektir. Biz her yerde. Onu da açıkladınız. Devam yani, edecektir. O konuda soruldu. Çünkü bu barajlar. İstemiyor PKK. PKK şunu işte istemiyor. Barajlar geldiği zaman sulama geliyor. İnsanlara su geliyor. Zenginlik geliyor. Ama orada PKK diyor ki efendim yani hani onların oraya saldırmasının nedeni Türkiye'ye girişi zorlaştıracağı için. Türkiye'ye girişi. Hem o hem refah. Türkiye'de ne işi var? Yok ondan ziyade gelir seviyesi arttıkça millet işiyle gücüyle. Ben bunu Yaylak'ta Şanlıurfa Yaylak projesine bizzat şahit oldum. O zaman da oradan dağa giden elemanlar, çocuklar, gençler varmış. Ama biz Şanlıurfa Yaylak Projesi'ni yapınca
Soruyorum ya burada hadise falan kaldı mı? Hiçbir şey yok. Herkes işiyle gücüyle meşgul. Cepleri para gördüğü cüzdanları parayla doldu diye söylemeye başladılar. Yani dolayısıyla orada PKK suyun gelmesinden, sulamanın yapılmasından. Ama herhalde daha epey işiniz var değil mi? Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Barajların %80'ini bitirdik. Ha, çok şükür. %80'i bittik. Güneydoğu'da? Bütün Türkiye'de. Bütün Türkiye'de. Ya şimdi biz aslında 270 tane büyük baraj bitirdik. 1000 tane gölet bitirdik. Sessiz sedasız. Ben öyle şey yapan bir kişi değilim ya böyle. Bazen de... İşin reklamını çok fazla yapmıyorum diyorsunuz yani. Çünkü bunlar bana basit geliyor. Fakat bazı yerlerde şöyle talihsizlikler var. Sizin el atmanız lazım efendim. Mesela ben Tokatlıyım. Benim vilayetimin içinden 3 tane ırmak geçiyor. Doğru, Tokat. Çekerek Tokat'ta geçiyor. Tokat'ta severim evet, çekerek. Çekerek geçiyor. Yeşilırmak geçiyor. Yeşilırmak. Kelkit çay. Kelkit çayı da evet, iyi bir tabii, şey. Tabii iyi bir şey. Buna rağmen bizim çok da verimli arazilerimiz var. Buna rağmen bizim topraklarımızın %10'u falan sulanabilir. Şimdi, yani sulamada hala sizin yardımınıza çok ihtiyaç var. İhtiyaç var. Tokat'ta evet. Hakikaten Tokat'a evet. Özel bir el attım. Hatta evet. Dikkat et Tokat'a son zamanda gitmişsiniz. O Yeşilırmak'ı çok güzel ıslah ettim. Doğru. Etrafını yollar açtım, ağaçlandırdım. Doğru. Muhteşem. Şimdi hızla sulamalar devam ediyor. Büyük barajlar yapıyoruz oraya da. Bu Çoruh'la ilgili kitabı da ben size teslim edeyim. Efendim bu Çoruh'la ilgili kitapta artık bu su basma Edirne'de, su basma işleri de bu şeyle bitecek mi? O Çoruh değil, Edirne başka tabii, Meriç'le ya, alakalı. Meriç'te çok büyük bir proje başlattık. Edirne Kanal, Kanal Edirne diye. Tamam. Edirne Kanal diye muhteşem bir proje başlattık. Şu anda bütün makineler çalışıyor. Hatta yıl sonuna kadar yarısını, yani Edirne'ye girmeden Meriç Nehri'ni, Edirne'yi bypass ederek dev bir kanal açıyoruz. Ve yeni başladık. Yarısı bu yıl sonuna kadar bitecek. Hatta vali, 2 gün önce vali aramıştı Sayın Vali, Edirne Valimiz Dursun Ali Şahin Bey. Dedi efendim çok hızlı gidiyor bir gelseniz diye. Ben dedim ya fırsat bulursam geleceğim. Çünkü orada benim bir dedemin kardeşi orada 1. Balkan Harbi'nde şehit düşmüş. Ziyaret ediyorsunuz. Gittim bir kere şeyini bulduk. Mezarını buldunuz mu efendim? Mezarını, kabrini buldunuz. Ama evet. Genel bir münferit değil de bölge. Kabrin bulunduğu bölgeyi bulduk. Yani o bakımda Edirne şehitler diyarı hakikaten. Evet. Yani o da bitecek o zaman. Evladı. O da bitiriyoruz. Yani o tünelle mi bitecek efendim? Yok, tünel kanal. Bir kanal açtık. Kanallar. Yani Edirne'nin kanal. İçinden geçmeyecek herhalde. Geçmeyecek yani kenardan. Elektrik üretimi falan olacak mı? Bu kanalın bir özelliği var mı? Sadece su basma. Sulama mı yapacak? Sulama yapacağız. Efendim son 3 dakikamız artık hızlı. Öyle mi? Evet. O zaman şöyle araya girip Edirne derken Trakya gelişim projesi diye bu proje hazırladık. Muhteşem bir proje. Trakya'nın kapı. Trakya. Onu Nuri Bey aldı. Nuri Bey aldı. Marmara. Ben bir soru sorabilirim. Marmara ile ilgili 1649 proje yapıyoruz. Marmara bölgesi. 16 milyar TL'lik yatırım yapıyoruz. 2019 yılı sonuna kadar. Tamam efendim. Onu ben alıyorum. Onu siz alın. Ben yani araya girip bir Ankara, İstanbul, İzmir'deki su sorununu sorabilir miyim? Çok hani ya su konusu. Su sorunu barajlarda kalmadı. Bitti mi efendim? Doluluk oranı nedir? Bu sene ne olacak? Ya. Hiç su problemi olmayacak. Geçen siz sene de geçen de öyle söylediniz de İstanbul'da Allah su bitti deniliyordu. Deniliyordu ama sus kaldı mı İstanbul? Kalmadı. Kalmadı. Merak etmeyin. Susuz bırakmayacağız. İstanbul'u Allah'ın izniyle 2071 yılına kadar susuz bırakmayacak şekilde projelerimiz hazır. Nuri Bey'in söylediği gibi su profesörü biz bazen size itibat etmiyoruz. Acaba çünkü bazı haberler çıkıyor. Su bitmek üzere. İstanbul arıyor. Ne oluyor? Bitiyor mu suyumuz falan? Yok su konusunda Veysel Bey'in Sayın planı. Hocanın bugüne kadar söylediği evet. Şeyler hep yok ama olmuş. Burada dedi. Mesela B planı. Görüleri doğmuş. Evet. B planı var. A planı var. B planı, C planı var. Yani bizde çare tükenmez yani. Anladım efendim. Peki. Mesela Batı Karadeniz'le ilgili 1250 tane tesisimiz var. 18 milyar. Bunu açık. O ne efendim? Ne tesisleri yani mesela bu, Batı Karadeniz'de? Batı Karadeniz'de efendim bizim bu tesislerin tamamı barajlar, göletler, içme suyu temin, bütün şeylerin içme suyu. Mesela Kastamonu'da
60 siz yakında o içme suyu tesis... Kırık barajını temelde atacağız misal. Siz efendim bunları şimdi yapınca interland şeklinde bunları birbirine de bağlarsınız artık herhalde. Bağlıyoruz zaten şöyle. Marmara bölgesinde entegre su yönetim sistemi yaptık. Bir şehirde, bir bölgede kuraklık olursa öbür tarafa besleyecek şekilde. Marmara bölgesinde nüfus yoğunluğu fazla olduğu için orada onu yaptık. Yani biz bir yeri bir noktadan bağlamıyoruz yani. Onu da efendim, en seçmene, az yedeğini yapıyorum. Siz seçmenlerinize ve milletimize, seçmenlerinize son mesajınızı verin programı. Vereyim ama şimdi diğer bölgeler. Batı Karadeniz Gelişim Projesi. Tamam efendim. Bu Akdeniz, Akdeniz GEP bunu özellikle 3724 tane dev tesis yapacağız. Kaç lira? Barajlar, göletler bunun 37 milyar TL. 3724 proje. Bakın evet. Akdeniz GEP. Evet, daha efendim. Sonra Ege GEP açıkladım ben. Evet, onu bu da 25 milyar 4547 tane tesis. 466'sı tamamen İzmir'e ait. Ayrıca şimdi yeni çıktı. Onu Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu açıklar. İç Anadolu bölgesi için hiç proje yoktu. Çok talep vardı. 3306 tesisi hazırladık. Evet. İçme suyundan, ormancılık faaliyeti, meteoroloji faaliyetler, evet, doğa koruma, milli parklar. Yani bunları anlatsam saatler sürer. Programımız bakın bu bitti. Kitap. Bitti mi efendim? Bitti efendim. O zaman 35'i bitti. O zaman şöyle diyeyim. Efendim ben sadece şunu söyleyeceğim. Yani özellikle onlar konuşur, AK Parti yapar diyorum. Biz yaparız. Bizim büyük projelerimiz var. Biz hazırlıklı. Şunun için aşağı yukarı çok kalabalık bir ekip benim başkanlığımda aşağı yukarı 6 ay çalıştı. Evet. Yani bunlar boş değil. Bunlar nereden, ne yapılacak, hangi gün, ne zaman yapılacak? Düşünmek budur. Vatandaşa vaat budur. İçi boş vaatlere vatandaş kanmasın. Yapamayacakları şeyi vaat etmesin. Onları lütfen böyle havadan, sudan bahseden. Evet. Profesör Doktor Veysel Eroğlu, evet. Su ve yani Orman Bakanı. Allah yardımcı olsun. 1 Kasım'da sandığa gömsün yani. Çok teşekkür ediyoruz. Tek başına bir iktidar. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun efendim. İnşallah. İşiniz kolay gelsin. Siz zaten çalışkan bir insansınız. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bizi dinleyin son olarak. Evet. Saygıyla, sevgiyle çok selamlıyoruz. Evet. Milletimizi seviyoruz. Herkesi seviyoruz. Bu gün size başarılar inşallah diliyoruz. Hayırlı teşekkür olsun. Ederiz. Sizin herkese için de ülkemiz için de. Çok sağ olun. Efendim. Çok teşekkür ederiz. Her dinleyen herkes saygıyla sevgiyle artık, selamlıyorum. Hani, su gibi aziz olsunlar. Deyimi yerindeyse son düzlüğe girildi. Sadece 31 gün kaldı. Dördünden sonra liderler bir taraftan da sahaya tabii, inecek. Sahaya. Heyecan başlayacak. Belki şu an yok ama seçim atmosferinde Türkiye girecek. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim yorum her zaman olduğu gibi de siz sevgili seyircilerimize ait Ankara'dan hoşça kalın diyoruz efendim. İyi akşamlar.